Herkese merhaba. Ben Serkan. Ben Rezan. Ben de Seden. Evet arkadaşlar, Karpatlar Kitap Kulübü'nün ikinci buluşmasında Virginia Woolf'tan Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı konuşmak için buradayız. İkinci kez buradayız. Ya bu video için de ikinci kez buradayız çünkü öncesinde bir çekim yapıldı ama feminizm rüzgarları içerisinde maalesef videoyu tamamlayamadık arkadaşlar. Neden öyle oldu? Yani aslında çok benzer açılardan konuşuyorduk ama hava çok sıcaktı. Adanalıların güneşi ateş edeceği kadar sıcak bir havada çekildiği için bence de muhtemelen öyle olmuş olabilir. Hararet yap. Hararet yapmış olabilir. Evet, elimizdeki kitap feminist yazının en güzel, en müthiş metinlerinden birisi gerçekten. Edebiyat şelalesi. Edebiyata doyduk diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kesinlikle çok çok güzel bir kitaptı. Benim için Virginia Woolf'un ilk kitabı. Rezan Hanım da ilk defa Virginia Woolf okudu. Ben Seden okudum ama üniversite döneminde. hatırlamıyor ya da bizi yiyor bilmiyoruz. Ya da Ya da cool cool görünmeye çalışıyor bilmiyoruz. Ama Virginia Woolf'un başka kitapları da var kütüphanemizde. İnşallah onları da okuyacağız. Çünkü yani çok çok başarılıydı. Çok güzel bir kitaptı. Öncelikle tabii ki Virginia Woolf'un diline alışmaya çalıştık. Kitabın türü deneme. Deneme türünde yazılmış bir kitap ve teknik olarak da bilinç akışı tekniğini kullanmış yazar. Bilinç akışı tekniği hepimiz için yeni bir teknikti. Türkiye'de Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar bu tekniğin en önde gelen yazarlarından. Ben daha önce Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde okumuştum ama bundan tabii 7-8 yıl önceydi. Ona çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Bilinç akışı tekniği aklına gelenleri herhangi bir mantık sıralaması olmadan aktarma tekniği. Bu noktada Rezan Hanım benim günlük ne demiştim? yaşam tarzım. Yaşam tarzım demişti. Gerçekten zordu ilk başta anlamaya çalışmak ama çok güzel de bir teknikti. Sanki başka bir teknikle de yazılamazmış gibi geldi bu kitap bana. Yani çok basit kalırdı eğer Virginia Woolf'un aklından geçenleri bu bilinç akışı tekniğiyle okumasaydık çok daha zor bir anlatım olabilirdi diye düşünüyorum ben. Onun dışında Virginia Woolf işte yürümeyi çok seven bir yazarmış. Özellikle işte yani yürüyüşler esnasında aklına gelen fikirleri daha sonra oturup yazarmış. Ama dediğim gibi yani zaten burada da o var. Kitabı özetleyecek olursak ilk videoda ben öyle özetlemiştim. Aslında işte kendine ait bir oda ve 500 pound ta sahip olması gerekiyor kadınların yaratıcı olabilmesi için şeklinde bir anlatımı var Virginia Woolf'un. Tabii ki bu kadar basit değil. Metni böyle okunmuyor. Yani hem kadınların yalnız olması, yani yalnız kalabilecekleri bir odaya sahip olmaları hem de ekonomik özgürlüklerini elinde tutmalarının öneminden bahsediyor yazar. Daha fazla konuşmadan yanındaki kadınlara sözü aktarıyorum. Bilinç akışı tekniği bence en yakışır tekniği kullanarak bence hani hem de feminizme çok uygun. Çünkü en çok kadınların Bastırıldı. bastırıldığı fikirlerini 10 kere düşündükten sonra söyledikten sonra da direktman etiketlendikleri için çok bence anlamlı da olmuş Evet. aynı zamanda. Virginia Woolf bunu, yani ben önceden de bir kitabını okumuştum ama maalesef hangi kitabı olduğunu hatırlamıyorum. Üniversite dönemindeydi okuduğumda. O dönemde de çok etkilediğini hatırlıyorum. Şu anda da aynı duyguyla okudum. Beni kalbimi işledi. Kendisini çok seviyorum. Nurlar içinde uyusun, ışıklar içerisinde uyusun. Aynen öyle. Gerçekten bence günümüzün yani 19. yüzyılın daha doğrusu Shakespeare'i, ki öyle adlandırılıyor, kadın versiyon olarak olduğu söyleniyor. Bu kitapta da zaten aslında işte Shakespeare'in kız kardeşi çıkarım Metaforu. metaforu var. Zaten bence kitabın en vurucu yerlerinden birisi. Yani kadın Shakespeare, yani Shakespeare'in kız kardeşi. Neydi? Juliet miydi acaba? Evet. Aynen. Hatırlamıyorum. Belki farklıdır bilmiyorum ama Shakespeare'in kız kardeşi
metaforu müthiş bir metafordu. Yani aynı özellikleri, Judy pardon, aynı özelliklere sahip olan bir kadının nasıl Shakespeare olamayacağını anlattığı bir metafor, gerçekten çok çok etkileyiciydi. Ve çok da gerçekçi. Evet. Ve aynı zamanda aslında ekonomik eşitsizlikten de bahsediyor. Yani zaten günümüzde sadece kadın olmanın getirmiş olduğu zorluklar da değil. Aynı zamanda adaletsiz bir şekilde oluşan o ekonomik gelir dağılımı da insanların başarısını etkilediğinden bahsediyor. Aslında bir eleştiri de sınıfsal bir bakış açısı da var dünyaya. Ve bu sınıfsal bakış açısında kadınların da daha çok etkilendiğinden bahsediyor. Oradaki Serkan abinin de söylediği gibi bir oda aslında sahibi olmak aynı zamanda ekonomik gücü. Yani bir bireyin özgür bir şekilde odasını istediğini yapabilmesi ve kendine bir şey katabilmesini sağlayacak, üretmesi, üretebileceği bir nokta. Ve bu kadınlar için aslında engellenmiş, yani daha yeni yeni kadınlar Özgürlüğü. evet, özgürleşiyorlar. Normalleşiyor. Ya o bir gün önceki şeyde de söylemiştim ben. Hala insan hakları değil de kadın haklarından bahsediyor oluşumuz bile gerçekten çok can sıkıcı. Öyle yani zaten konuşuyoruz. Sen yani ben de şey söylemek istiyorum. Belki yeni nesil bu kitabı okuduğunda bu kadar etkilenmeyebilir. Belki bizim bir üst neslimiz kitabı okusa bizden daha çok etkilenebilir. Çünkü şu an işler biraz daha farklı, yani bir tık daha iyi. Ama o dönemi düşündüğümüzde cesareti, yani bunu yazma şekli bence çok etkileyici. Ve bugüne de ışık tutmuş bir yapıt bence. Yani bugün ben bile bugün okuduğum zaman birçok şey aldım. Ben bile derken yani artık çok fazla kaynağımız var kadın hakları ile ilgili. Neler yapabileceğimizle ilgili, kendimize güvenmemiz gereken bir sürü özelliğimizi vurgulayan, bize hatırlatan bir sürü kaynak var artık günümüzde. Ama bunu okuduğum zaman tabii ki çok daha farklı geldi bazı şeyler. Bence dili gerçekten çok güzeldi. Akıcı bir kitaptı. Ya ben dürüst olacağım bu arada arkadaşlar. Ben yer yer kitaptan sıkıldım. Yani sıkılmamın sebebi ama kesinlikle konusu değil. Yani bilinç akışı bazı yerlerde öyle bir noktaya geliyor ki artık kayboluyorsun içerisinde. Yani ben en azından öyle hissettim. Çünkü özellikle kitabın bence ilk bir 5-6 sayfasını ben 2-3 defa okumuş olabilirim. Aldığım notlar, şu bir sayfanın içerisindeki bütün notlar tamamıyla kitabın İlk bir 5-6 sayfasıyla alakalı. Yani işte henüz hiç adını duymadığım bazı yazarlardan bahsediyor. İşte Howard'daki papaz evinden bahsediyor. Yani çok değişik şeyler ve biraz böyle uzağında kaldığım için konuğun çokça araştırma yapmak durumunda da bıraktı beni kitap. Ama özellikle yani sunduğu şey, anlattığı şey yani çok etkileyiciydi. Yani ben çok etkilendim kitaptan. Bence de. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani çok ya bazen dediğim gibi yer yer sıkılmış olsam da benim için yani şey okuduğumda yani işte budur. Yani edebiyat budur dediğim bir kitaptı yani. Ya dünyada bence hani şimdi her kesim bir noktada eziliyor ya. Şimdi o ezilmenin de aslında baktığınızda tarihe aydınlanması da aslında yani mücadeleni etmesi ve o şey için çaba göstermesi ve değişim oluşması için o grubun aslında iyi bilmesi gerekiyor özünü, kendine neredeyim, sıkıntı nerede, ben bastırılıyor muyum, bastırılıyorsam hangi gerekçelerle. O noktada aslında bence eğer bir kadın ya da bir insan kendini feminist olarak adlandırıyorsa muhakkak başucu kitabı olması gerekiyor. Yani bence olması gereken, çünkü çok tatlı bir dille aslında basic, yani A1.1 seviyesinde bence bu kitap. Çünkü çok bir şey, bir tatlı bir dille aslında herkesin anlayabileceği bir şekilde insanlara nereden nereye geldiğimizi, bir kütüphaneye giremezken bundan 100 yıl önce şu anda aslında girebildiğimizi, ondan sonra ya da bir odamız olamazken kendimize ait hür irademizle ya da
Bizler hakkında hala geçerli de bu. Kitaplar yazılıyor. Kadınlar ne düşünüyor? Daha Suudi Arabistan'da 2-3 yıl önce galiba bir konferansta kadın hakları görüşmesinde toplu erkekler vardı yani fotoğrafları var. Ondan sonra hani aslında bazı kesimlerde yine bir şey değişmedi ama tabii ki de umut O var. bile onlar için aslında umut sebebi. Tabii ki de yani en azından kadının ayaklandığı ayağına bu Virginia Woolf'un olduğu bölge temiz şu anda yani. Hani öyle bakacaksak olarak. Yani insanı gerçekten ufkunu açtırıyor ve eksik yani farkındalığını yükseltiyor. Ve bence kesinlikle okumalıyız, okumalı herkes. Bence de kadın erkek hiç fark etmez. Herkes muhakkak okumalı. Yani kitapta ben şu an alıntı alıntı hatırlamıyorum. Ama beni etkileyen tabii ki yani o işte Shakespeare'in kız kardeşi müthişti. Ben daha önce de duymuştum ama işte kadın yazarların o dönemde ya tabii ki kitabın özelinde yani kitabın özeli kadın ve kurmaca yani bunun üzerinden ilerliyor kitap. Yani konu tamamıyla bunun üzerinden ilerliyor. Ya beni çok etkileyen o dönemde kadınların erkek ismiyle yazmak zorunda kalmaları. Ya bunda da sadece işte bulundukları ortamdaki baskıdan dolayı değil, kadın yazarların kadın oldukları için okunmadıkları bir dönemden de bahsediyoruz. Yani mesela çok merak ediyorum George Eliot erkek ismiyle yazmış. Kendisinin ismi Mary Ann Evans. Çok merak ediyorum. Mesela onun kitabını okumak isterim. Yani hala tabii ki bunu geçen konuşmamızda da söylemiştim. Elif Şafak Aşk diye bir kitap yazdı. Kitabın kapağı pembe diye erkekler için gri baskısını yaptılar. Yani böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Bir de şeyi ben çok etkilenmiştim. Ondan sonra zaten benim alıntım şu anda aklımda yok. Bu sanırım şeydi. Jane Austen'ın kuzeni ya da şey yeğeni diyordu. Yani odası yok. Oturma odasında onca işin arasında yazmış olduğu metinler var Jane Austen'ın. Bunu nasıl yapıyordu? Ben bilmiyorum diyor. Gerçekten çok etkileyici. Yani bir kadının bütün ev işleri, bütün o uğraşı, o çocuk büyütme telaşı içerisinde bir de oturup böyle güzel eserler vermiş olması, günümüze kadar gelmiş olan eserleri vermiş olması gerçekten takdire şayan. Birazcık da şey geliyor ama sanki bu iş bölümü de biraz tesadüf değilmiş gibi. Zaten bir erkeğin yapısı o kadar organize ve becerikli değilmiş gibi. Çocuğun eğitimi, onu organize etmek, bir evi organize etmek. Zaten bir erkeğin kapasitede de Ya şimdi onun anlatabilir miyim? Aslında kötü bir şey söylemek istemiyorum da. Ama tabii ki yine de bu açıklaması da olmamalı yani. Aynı zamanda erkek de sonuçta öğrenebiliyor. Ben tabii ki bir kadın kadar içsel gelmediği için bu yetenek erkeğe. Yani Onun için kadar geride kaldı sorunlarda. ya olabilir ama bunu kullanıp Evet, manipüle etmiş olan yine erkekler. Evet. Onun için yani şey olabilir tabii ki yani işte atıyorum sen organizasyonda çok iyi olabilirsin, evi çok iyi çekip Evet. çeviriyor olabilirsin. Ama bunu erkek Kadının manipüle işi edip, diye kadının işi deyip etiketler. etiketleyip kullanabiliyor. O nedenle yani çünkü bu yine oraya gelebiliriz. Yani eşit olmak farklı bir şey. Yani ya da daha doğrusu yeteneklerin farklılığı başka bir şey. Eşitlik, adalet duygusu bambaşka bir şey. Onun için bunun kullanılmaması gerekiyor. Hele yani bu Ya dönemde. ben şeyden bahsediyorum aslında. Hani nasıl söyleyeyim? Savunması gereken zaten biz değilmişiz gibi. Aslında onların kendilerini savunması gerekiyor. Eğer o biz varsa. Yani çünkü baktığın zaman en güzel, en işte beyne ihtiyaç duyan, aynı zamanda beden işine de ihtiyaç duyan, birçok şeye ihtiyaç duyan, kompleks bir işi yapan zaten kadın. Anlatabiliyor muyum? Savunması gereken taraf belki bir tık erkek. Hayır, işte onu Ben diyorum. öyle bakıyorum Ama yani. bak. Ama aynı zamanda kadın para da kazanıyorsa o zaman değerli. Para kazanmadığı zaman kadın için ev hanımı zaten, o zaten bu işleri yapabilir gibi bir imaja sokuluyor yaptığı işler. O çok önemli işler basitleştiriliyor. O zaman çok çirkin bir şey çıkıyor ortaya. Yani şuraya geleceğim ben yine. Bence. Yani Anlatabiliyor muyum? bu Evet, ben kadar çok inanmıyorum. ya bu kadar zekiyken kadınlar Nasıl kalmış? erkekler nasıl bu kadar kolay manipüle etmiş? Yani bunu nasıl çalmış? Çok ilginç.
gerçekten ilginç. Yani hala bunu konuşmamak için artık yani bazı şeylerin bitmesi için de özellikle bizim neslimizin bolca okuması gerekiyor. Ve bunlardan birisi kesinlikle Virginia Woolf. Ya bu artık 2x2=4 yani. Bunun başka bir şeyi yok. Yani hepimiz toplumun bize dayattığı rollerde her zaman, yani toplumun dayattığı roller her zaman sıkıntılı arkadaşlar bu arada. Yani bundan uzaklaşması lazım. Kadının da erkeğin de. Dayatılan her şey sıkıntılı zaten. Aynen öyle. Ama toplumun size dayattığı şeylerde her zaman, yani her zaman güçlü olmak çok zor tabii ki. Ama her zaman dimdik ayakta durmanız gerekiyor. Bazen bu çok zorluyor ama bunu yapmanız gerekiyor. Kadın, erkek. Herkes için söylüyorum bunu. Ama maalesef kadınların biraz daha fazla bunu yapması gerekiyor. Maalesef. Yani kesinlikle. Yani ben şöyle, şimdi mesela örnek veriyorum, siyahiler Amerika'da, yani Amerika bölgesinde, o kıtada yaşadıkları katliamlar 500-600 alıyormuşum. Ama gerçekten yeni daha o konuyu işliyoruz da çocuklardan. Her neyse, üzücü yani insanların. Gerçekten 7 milyon insanı katletmişler İspanyollar. İnanılmaz tecrübeler var. Yani bundan 500 yıl önce şey gibi, ben bu kadar da her yaşadığımız trajediye acı çekip ağlamayalım da. Bunu kestireceksin bana, o nedenle bu konuya baştan başla. Ha. Çok gülmüşüm Serkan abi, bu ne? Hayır kestirmeyeceğim çünkü bana kalsa her şeyi kestiririm de. O yüzden boşver. Yani insanların, şimdi çok fazla insanlar acı çekmişler ve 500 yıl boyunca, mesela örnek veriyorum, siyahilerden örnek verdim yani. Oradan devam edeceğim, basıyorum gaza. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam her 8 saniyede bir Amerika'da siyahilere karşı faşist bir dalga geçme varmış. Bilin yani statistik datalar olarak. Var. Aynen. Her mesela atıyorum her hapishanenin %70'i ya da 80'i siyahilerden oluşuyormuş. En az gelişmiş bölgeler siyahilerin olduğu bölge. Daha devam eder bu olay. Hı hı. Tamam mı? Şimdi o zaman bir beyaz olarak da oraya baktığımda derim ki zaten baksana yani bunlar da böyleymiş de, ondan sonra hani yani şimdi yapacak de şey aynen kapasiteleri bu kadarmış. 1960'larda bir psikolog Afrika'ya gidiyor. Güya hani bu ayrımcılığı, şimdi bir tane hukuki bir Jim Crow galiba, hatırlamıyorum, şu an başka bir yere sapmış da olabilirim, özür dilerim, kesersin. Ve orada mesela adam, şimdi bir tane yasa yapacaklar, tamam mı? Artık aydınlanıyor siyahiler, mücadele ediyorlar. Mücadelenin sonunda, çünkü evlenmek yasak beyazlarla, oy vermeleri yasak. Eğitim almaları yasak. Otobüsler farklı, tuvaletler farklı. Her şey şöyle daha yok. Yani otobüse binme de yok. Yani otobüs köle zaten. Haddine mi? Yürüsün köpek tarzında düşünüyoruz. Sonrasında bu hukuki yasa geliyor. O da ne? Eşitlik. Yani ayrılık ama eşitlik anlamında. O zaman ne oluyor? Herkesin kendi restoranı oluyor. Şimdi herkesin aynı restoranı var. Benim bunu yamamam da gerek. Ama bu adaletli mi? Değil. Çünkü neden? Beyazın restoranı daha iyi. Siyahın restoranında bir şey yok. Yani hem pis, eğitimi çok kötü. Hani hiçbir şekilde gelişmemiş. Sonra her neyse gidiyorlar ve işte orada bir psikolog, unuttum şimdi, Afrika'ya ve siyahilere bakıyor. Hani ne kadar zekiler. Araştırma yapıyor. Örnek veriyorum, ağaçlar. Üçte zekaları var mı diye bakıyor. İşte bir ağaç var önünde. İleride de bir ağaç var. Aslında aynı boyutta. Ondan sonra soruyor işte onlara, hani sizce arkadaki ağaç mı daha büyük, bu mu daha büyük? Aslında normalde arkadaki daha büyük. Ama o kavram öğretilmediği için hep siyahiler diyor ki öndeki daha büyük. Sonradan da testin sonucunda gerizekalı çıkıyor siyahiler. Gidiyor bunu gösteriyor. Bakın zaten bilimsel olarak da biz daha arkadaşlar üstünüz. Daha üstünüz. Manyak mısınız siz? Bakın görün.
konsepti oluşuyor. O noktada da ne oluyoruz arkadaşlar? Bu sefer bilime yaymış oluyoruz. Yani yamamış oluyoruz aslında olayı. Sonra bakıyoruz, diyoruz ki abi zaten geçmişten gelen beyaz olarak bir yorum yapıyorum. Geçmişe bakıyorum ya yani, kanka zaten biyolojik olarak da biz daha avantajlıyız diyorum. Ama oysa ki onların tarihinde, onların kendi Aztek, İnka, Maya bölgesine aslında dezavantajlı falan değil. Adamlar kendileriyle mücadele etmiş, gayet güçlü insanlar. Fakat onların teknoloji anlayışıyla, çünkü ihtiyaçları yok. O silahı o da üretirdi. O zeka onda da vardı. Ama beyazın orada onu teknoloji olarak üretmesinin nedeni farklıydı. Orada da başka bir silah üretildi. Çünkü ormanın içerisinde olduğu için silaha gerek yoktu. Örnek veriyorum, çok ses çıkarırsa eğer başka hayvanlar kaçardı gibi. O zaman diyorum ki siyah ve beyazlar bugün geldiğinde, yani bir 500 yıl sonra diyorum ki abi biz aslında aynıymışız. Bizi bastırılarak bu duygular kullanılarak bir noktaya getirmişler. Ama şu anda artık biliyorum ki evet, bir siyahın poposu benimkinden daha büyük ama biz aslında aynı işi de yapabiliyormuşuz. Evet, o benden belki daha hızlı koşabilir. Sporda örnek veriyorum ama bir önemi yok ki. Sonuçta biz aynı işte çalışıyor olabiliriz. Hı-hı. De geliyor. O yüzden benim için bu konuşmalar da, hani geçen sefer bu arada ben gıcıklık ettim. Hani bayağı küfürdüm. Yükseldim. Çünkü bak, benim için basic geliyor. Buradan buna kızıyorum. Tamam bak. Yok, şu anda çok ufak böleceğim. Ha. Bak, anlattığın şeyi katılıyorum sonuna kadar. Yürekten katılıyorum. Ama bak, dediğin şey var ya, o daha hızlı koşabilir benden. Ama sonuçta aynı işi yapabiliriz. Evet. Adalet. Ve şey bak. Yo. Aynı şeyi söylüyoruz. O benden daha güzel başka bir şey yapabilir. Şu anda bir şey söyleyip seni niye yükseltmeyeceğim. Mantı gibi. O benden daha güzel bir şey yapabilir. Ama biz aynı işi yapabiliriz. Ha. Ya bu onun şeyi değil. Aynı şeyi söylüyoruz evet, aslında. Evet. Ama işte ne biliyor musun? Ama bu tabii yani ki belası mesela işin. Mesela bu ne gibi biliyor musun? Şimdi mesela yani şimdi artık mesela biz öyle çok multikültürel bir toplumda yetişmedik üçümüzde. İşte maksimum gördüğümüz nedir? Bir Hintlidir atıyorum. İşte bir Amerikalı. Ben eski turist yapıyorum. Ben biraz daha görmüşüm. Ondan sonra daha fazla gör. Mesela 20 katı daha fazla gör. Ama içlerinde yaşayıp evlerinde gidip yemek yeme, onlarla bir şarap içme yok. Şimdi ben bir siyahi gördüğümde, bir Amerikalı'nın siyahi görüp aynı ortamda bulunması ve ne konuşmayacağını bilmesi aynı değil. Ben bir kadın ve erkek hakkında konuyor. Feminizm hakkında konuşmadan fark etme. Nasıl ki siyahiler hakkında da faşist söylenmez. Bu da mı? Hani bu da mı demeyeceğiz? Ya oluyoruz ya bazen. Hani oha, bu da mı yanlıştı? Bu da mı diplomatik değil moduna politik geliyoruz ya? Diplomatik. Aynen. Olamıyoruz ya. Hani ama aslında Mehmet Ali mesela çok diplomatik. Anladın mı? Çünkü onlarla birlikte yaşamış ya. Biz daha orada değiliz. Ben aslında ona sinirleniyorum. Yani ama oraya ulaşmak istedim. Bir tabii. Finlandiyalı kadın yani okumak yetmiyor. Bunu yaşamak gerekiyor. Evet, yani bir aynen öyle. Yani şunu ya abi, kadınlar şunu yapsın ya. Ne olacak? Ben bir şey eksilmez ki benden. Ben onu tartışmıyorum ki arkadaşım seninle. Ben senden bir şey eksilip dedim mi? Ben sadece bunu sana neden görev olarak da yapıyorlar. Ondayım. Evet. Ya ben açtık onu. Geç onları. Ya yani oradayım. Evet, özür dilerim. Yok. Hayır. Gayet güzel. Yani şeyi anladık şu anda. Sen de bizi anladın. Evet, tabii ki. Bu konuşmanın sonunda biz de seni anladık. Yani çünkü aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Sadece işte dediğin gibi bazı politically correct işlerde bizim de, yani ben mesela seksizim, nefret ederim. İşte kadın erkek hakları, hala bunların konuşulmasından nefret ederim ama ben bile diyorum, çünkü diyorum artık belediye, hani şey yapamayacağım, alçak gönüllülük yapamayacağım bununla ilgili, ben bile düşebiliyorum seksizme, kadına karşı bir bakış açımdaki o değişikliği, o politically correct arkadaş. Ben eğer kadınlar onlara bayan dememi istemiyorsa demeyeceksin arkadaş, demeyeceksin ya, bu kadar basit. İstemiyorsan, yani bay ve bayandan, ya yani baydan türemiş bir bayanı kadınlar kabul etmiyorsa söylemeyeceksin. Siyahileri eğer onlar zenci denmesini istemiyorsa zenci demeyeceksin.
bu kadar basit aslında bakarsanız konu. Yani çok karanlık oldu. Konu da güzel aslında bakarsanız. Evet. Ama sonuç olarak şeyin videonun bir konsepti olarak kendine ait bir odaya 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 10 verilir yani. Ben çünkü içerik olarak özür dilerim atladım direkt de. Verdiği şey, öğrettiği şey, anlattığı şey çok kıymetli. Onun için 10 üzerinden 10 veriyorum. Dili güzel olmasaydı bile 10 verirdim. Anlattığı şey çok güzel çünkü. Ben kesinlikle 10 veriyorum. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Bir kadın yani tam anlamıyla asla özgürleşemez. Eğer bir erkekler de özgürleşmezse, aynı şey erkekler için de geçerli. Erkekler de asla özgürleşemez. Tam anlamıyla kadınlar özgürleşmezse birlikte güzeliz. Birlikte birbirimiz için mücadele etmemiz gerekiyor. Ve Virginia Woolf'u çok seviyorum. İyi ki var, iyi ki tüm kadınlar var. Üretmeye devam edeceğiz. Yani evet, bize ışık oluyor gerçekten. Yaşasın kadınlar. Aynen. Ben erkekleri ölür. Ben çok eşlik ya. Ben de kesinlikle 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani kurgusuyla, anlattıklarıyla, diliyle, her şeyle mükemmel bir kitaptı. Aydınlandım. Yani bu kitaptan sonra asla eski ben olmayacağım. Yani kesinlikle bunu söylemek zorundayım. Yani bu kitap bana çok şey kattı. Umarım herkes okur. Muhakkak erkekler, kadınlar, herkesin okuması gereken bir kitap. Sonuna kadar hepinize tavsiye ediyorum. Bizim üçüncü kitabımız Günler, Aylar, Yıllar. Onun da toplantısını yapacağız ve onun da videosunu çekeceğiz. İzlediyseniz buraya kadar teşekkür ederiz. Eğer izliyorsanız ve hoşunuza gidiyorsa yorum yaparsanız da seviniriz. Evet, lütfen. Lütfen yorum yapın. İhtiyacımız var. Çünkü gerçekten sizin için faydalı bir videolar bilmek istiyoruz. Ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Seviyoruz. Bir de siz ne kadar likeladıkça, yorum yaptıkça biz o kadar fazla üretmeye, yapmak, okumaya devam biz ediyoruz. Biz her türlü okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, ama video çekmeye. Sizlerle de paylaşmak istedim. Aynen. Teşekkürler.